Mesela İzmir'de taraftarlık anlayışı diğer şehirlere göre farklılık barındırır. İzmir'de taraftarlık anlayışı kent kimliğinden ve semt aidiyetinden doğmaktadır. Özellikle endüstriyel futbolla birlikte hayatımıza giren başarı odaklı taraftarlık anlayışı İzmir'de hala yer bulamadı. Bu da İzmir'deki taraftarlık anlayışın toplumsal köklerini ortaya koymaktadır. Tabii ki 80'lerde tüm Türkiye'de yaşanan değişim İzmir'deki taraftarlık anlayışını da etkiledi. Bu aslında bir yandan da alt gelir gruplarının yeni kültürel taleplerinin ortaya çıktığı bir dönem aslında. İş olanaklarını ve mekansal olanaklarını artık kısmen hayatta kalacak kadar karşılamış olan gruplar yeni kültürel taleplerle de gündeme geliyorlar ve bu talebi karşılayabilecekleri en maliyetsiz çözüm de futbol taraftarlığı. İnsanlar neden bir kulübü desteklerler? Neden taraftar olurlar? Yani sadece başarı üzerinden taraftar olmazsınız. Eğer sadece taraftar başarı üzerinden taraftar olursanız zaten İzmir takımları açısından baktığımızda ortada bir başarı yok çoğunlukla. O zaman başka bir şey. O başka şey semttir, camiadır, sizin yaşadıklarınızdır, deneyimlerinizdir, anılarınızdır vesaire vesaire gider. Ben eskiden sokağa çıktığımda, Alsancak Çarşı'ya indiğimde, şimdi Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde, yani bir bakardım Mustafa Denizli ile Mithat abi kaldırımda tavla atıyor. Geçerdim biraz ileri, ya bir bakardım elinde filesiyle bizim emektar sol bekimiz Zinnur abi manavdan dönüyor. Öbür tarafa giderdim, bakardım karşıdan Sabahattin abi geliyor, sağ bekimiz. Yani 4 sezon, 5 sezon, 10 sezon, 12, 13 sezon oynayan futbolcularımız vardı. 60'lı, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda da yani sokaklar bizimdi, caddeler bizimdi. Sokağa çıkıyorduk. Şimdi insanlar sokağa çıkmıyor. Dediğim gibi taraftarlığı da evinden idare ediyor. Şimdi böyle durumda, hal böyle olunca işte endüstriyel futbol diyoruz. Bunun yan unsurları da var. İnsanlar maça gidip de yerel takımları destekleyeceğine hem naklen yayını seyrediyor. Naklen yayın bittikten sonra da birkaç gün süreyle çeşitli spor programlarını izliyorlar ve bu spor programlarında kimi zaman futbol dışında şeyler de konuşuluyor. İşin magazinsel boyutu artıyor. Bununla vakit geçiriliyor. Bence bu, yani bırakın taraftarlığı, spor yapmakla da pek alakası olmayan bir şey. Tabii ki bu endüstriyel futbolda artık hani hep bahsediyoruz ya, işte eskiden ben de röportajlar yaptım eski futbolcularla. Altaylı olsun, Göztepe'li olsun, Karşıyaka'lı, Altınordu'lu olsun, bizler diyordu forma aşkı için oynuyorduk. O dönemlerde yarı profesyonelsiniz, yarı amatörsünüz. Çoğu futbolcu takımının altyapısından ya da muhitten gelme. Uzun yıllar o formayı değiştirmiyor. Bir Fenerbahçe'de Lefter abinin formasını, başka bir kulübün formasını giydiremezdiniz. Metin abi Galatasaray formasını giydi. Bir kısa süreliğine İtalya'ya gitti. O kadar. Metin Oktay öyle. Can Bartu sadece İtalya'ya gitti ve döndü Fenerbahçe'ye giydi. Yani formaya sadakat diyelim onu. Ama profesyonelliğin tanımından dolayı, yani yarı amatörlük olduğu için endüstriyel futbol yok o zaman. Öyle bir şey yok. Siz mahallenin içinden çıkmış o mahallenin çocuğusunuz sanki. Futbolcuların büyük bir çoğunluğu da böyle. Ki bu Göztepe örneğinde görüldüğü gibi Ali Mehmet Çağlayan, Hüseyin Sabahattin Nevzat, Ertan Nihat Feyzi Gürsel, Halil dediğimiz zaman bu takımın yedekleri de beraber en az 13-14'ü futbol yaşamlarının sonuna kadar Göztepe formasını değiştirmediler. Bu İzmir Spor'da da oldu. Seyfi Talay öyleydi, Tarık Gencay öyleydi, Cavit abi öyleydi. Birçok örneği var bunun. Altay öyleydi. Bir Edwin Clark vardı İzmir'de o zamana. Bayram Dinsel vardı. Başka formayı giydirmeniz olası değildi, mümkün değildi. Birçok örnek, karşıya kadar örnekler var. Nebil abiler vardı, Cevat abiler vardı o formanın altında. Erol abiler vardı, Gazcı Erol vardı. Ya o kişiye bir de futbolu bıraktıktan sonra bu insanların büyük bir çoğunluğu ya teknik adam oldular, kendi takımlarını çalıştırdılar, ya da yönetici oldular, ya da menajer oldular, ya da menajer oldukları halde karşılıksız ceplerinden para vererek kulüplerine katkı verdiler. Ama o günün anlayışı, çerçevesi bu
Başka bir şey olamazdı zaten. Sadece taraftarlar kendi semtlerinin takımını tutmazlar. Takımda oynayan futbolcular da takımların isimlerini soy isimlerini almışlardır. Sanırım dünyada olmayabilir bu örnek. Mesela Vahap Özaltay, Sait Altınordu, Fuat Göztepe soyadı kanunundan sonra takımlarını soy isimlerini almış insanlardır. Ve bunlar çok değerli futbolculardır. Hatta Sait Altınordu, bu Alsancak Garı'nda heykeli de vardır. Sanırım 27 yıl aynı takımda oynayarak bir dünya rekoruna imza atmış futbolcu. Günümüzde futbol çok farklı bir konuma gelmiştir. Mesela semtlilik, kent aidiyeti gibi durumları da olumsuz etkilemiştir. Bu da beraberinde başarıya odaklı taraftarlık anlayışının ne yazık ki yerleşmesine neden olmuştur. Taraftar olmanın tadını seyirci anlayamaz. Seyirci çünkü kızmasınlar ama yani seyirci televizyonda izliyor. Seyircinin stadı televizyon. Yani seyirci o futbolcuya, o yan hakeme bağıramaz. Ya da rakip taraftan ona küfreden ya da bağıran tribünü göremez. Gücü seven bir dünyada bir akım da başladı. İşte başarı, kolay başarı. Halbuki önemli olan o zor başarıyı yakalayabilmek. O kolay başarıyı seçen insanların da çocukları da kolay başarı istiyor. İşte televizyonda kolay başarı. Ya da işte hep şampiyon olsun. Hep şampiyon olmasın, hep kaybetsin ama sen yine hep şampiyon olmuş gibi sev. Yani bizim gençliğimizde 1960'lı, 70'li, 80'li yıllarda biraz dahil edelim buna. Yani bir semt kültürü vardı, semt aidiyeti vardı. Fakat 1990'lı yılların sonuna doğru işte artık globalleşme mi diyelim yoksa futbolun endüstrileşmesi mi? Bir üç büyüklerin, pardon üç büyükler değil, üç İstanbul takımının hegemonyası altında bir salon taraftarlığı doğdu. Yani işte siz şifreli kanala üye oluyorsunuz, evinizin salonunda işte yanınızda biranız artık mezhebinize göre ya da çayınız, kahveniz. Salonda futbol izliyorsunuz, maça gitmiyorsunuz, o tribün havasını solumuyorsunuz. Tabii bu haliyle İzmir'deki kulüplerin taraftar sayısına da bir şekilde etki etti. Yani etki edilmedi dersek gerçeği söylemeyiz. Yani söyleyemeyiz. Bir şekilde etki etti. Bizim için gerçek taraftarlık tribüne gitmek, o havayı koklamak, kimi zaman tabii hiç hoş olmayan olaylar da oluyor. Çeşitli kavgalara, çekişmelere de karışmak, şarkılar söylemek. Takımımızı desteklemek. Yani bunu yapmayan bence taraftar değildir. Yani televizyon taraftarlığı maalesef taraftarlık olmuyor.